ısı bir maddenin sahip olduğu toplam enerji miktarıyken, sıcaklık ise bunun bir göstergesi, ortalaması. Bunu neye benzetebiliriz? Isıyı maddelerin her tanecinin sahip olduğu ortalamanın toplamı şeklinde sıcaklığın ifadesidir diyebiliriz. Sıcaklığı gösterir. Sıcaklıkta madde miktarının önemi yoktur. Şimdi ısının sıcaklığa olan etkisini farklı kategorilerde değiştiriyoruz. İşte bu ısıdır. Bir maddenin sahip olduğu toplam ısı miktarıdır. Isı bir enerji olduğundan birini kalori ya da jüldür. Sıcaklık ise bir ortalama olduğundan dolayı madde miktarına bağlı olmadığından dolayı biz onun demek diline ifade ediyoruz. Santigrat derece. Madde miktarı ne kadar fazla olursa maddenin sıcaklığını değiştirmek o kadar zor olacaktır. Sıcaklığını değiştirebiliriz. 50 gram. Bunun sebebi nedir? Çünkü 50 gramda 50 tane tanecik var gibi düşünebilirim. 50 taneciği beslemek, doyurmak daha kolaydır. Peki öz ısı değeri arttıkça sıcaklık değişimi nasıl olur? Şimdi 1 gramın sıcaklığını arttırmak için gerekli olan ısı ne kadar fazla olursa bir maddenin sıcaklığını değiştirmek o kadar zor olacaktır. Örnek veriyorum. Demir öz ısısı 0.011. Suyun öz ısısı ise 1 kalori gram çarpı santigrat derece. Suyun öz ısısından dolayı suyun 1 gramının sıcaklığını değiştirmek oldukça zor iken de ulaşabilir. 3 saniye sonra siz yanlışlıkla bu demir köşeyi elinize değdirirseniz elinizin yandığını ne yaparsanız hissedebilirsiniz. Ama aynı şekilde aynı miktarda ağırlıkta suyu alsak, suyu 3 saniye boyunca ateşin üstünde bekletsek bir kap içerisinde 3 saniye sonra elimizi suya daldırdığımız zaman elinizin yanmadığını ne yaparsanız hissedersiniz. Maddenin sıcaklık değişimi daha fazlayken öz ısısı büyük olan maddenin sıcaklık değişimi daha az olur. En güzel örneklerden bir tanesi kışın. Bir demir tabureye oturmak ister misiniz çok soğukta? Tabii ki de hayır. Çünkü demirin öz ısısı küçük olduğundan dolayı dışarıdaki hava sıcaklığına bağlı olarak ısısı çok hızlı bir düşebilir. Bundan dolayı çok soğuk bir yere oturmuş olursunuz. Yine aynı şekilde tam tersini düşünelim. Çok sıcak bir yaz gününde eğer siz güneşin altında kalmış bir demir taburenin ya da demir bir oturağa oturmak ister misiniz yine? Yine oturmaz. Burayla bayağıdır tanışıyorum. Haftada 3 gün geliyorum. Bol bol etkinlik yapıyoruz. Sonra sorular çözüyoruz. İyi katkıları oluyor. Benim buraya geldikten sonra notlarım yükseldi. Sonra hedefim 450 puan veya üzeri almak. Gerçekleştirebileceğimi düşünüyorum. Ara tatilde de hızlandırılmış kurslar olacak. Ona da geleceğim. Güzel olacak. Ben Belinay, 8. sınıf öğrencisiyim, 12 yaşındayım. Buraya geldiğimden beri notlarım yükseldi. 300 puan, 400 puan üzeri hedefliyorum.